İn serrakum en tukbele salatukum. Evet, fel yevmeküm ulemaüküm fe innehum veftüküm fîmâ beyneküm ve beyn rabbiküm. Şimdi Allah kabul etsin, namaz kıldık. Müslümanlar topluca namaz kıldıkları zaman en iyisi namaz kıldıracak. En güzel Kur'an okuyanı, en iyi fıkıh bileni, namaz geçerli mi geçerli değil mi bunları bileni. Secde ediyor adam, ayakları havada şaraman oynuyor. Peygamber de diyor ki secde 7 aza üzere olur. Alın, burun, 2 el, 2 diz, 2 ayak. Ayaklar yere değdirmiyor, havada geziyor. Bu adamın namazı yok. Peygamber böyle söylüyor. Bazısı da yere değdiriyor ama tersini değdiriyor böyle. Ayak yere tersiyle değmez. Kakaya bakayım. Ayağın neresi yere değiyor? Altı. Üstüyle mi dikeliyorsun ayağa? Bazısı da böyle sırtını koyuyor secdede. İmam Kuduri, Cevher'e, diğer hadis kitapları, fıkıh kitaplarında ayağının sırtını değdiren veya ayaklarını hiç değdirmeyen secdesi olmaz diyorlar. Bunları bilecek. İmam bilen adam olacak. Diyor ki Efendimiz, namazın kabul olunması senin hoşuna gidiyorsa, sevinirsen namaz kabul oldu diye, sevinmez mi hiç? Kabul olunmuş bir namaz, kendinden evvelki namaz arasındaki tüm günahları temizler diyor Peygamberimiz. Her namaz böyle kabul oldu mu hiç günahsız ölürsün. Oruç, Ramazan orucu da böyledir. Güzel bir oruç tuttun mu bunlar evvelki Ramazan'dan bu yana yaptığın günahları sildirir diyor. Evet, Peygamberimizin böyle müjdeleri var. Namazın kabul olması senin hoşuna gidiyorsa diyor, eğer fel yevmeküm ulemaüküm, evet, alim kimseler imam olsun. İşte böyle secde nasıl yapılır, nasıl okunur. Evet, şimdi İmam Efendi mutmeinne, mutmeinne kalbim yatıştı demek. Oh, çok kabul ettim, mutmain, mutmain oldum demiyor musunuz? Dikkat edin, mutmain diyorum. Hoca ayet okuyor, mutmainne diyor. Mutmainne başka, mutmainne başka. Bu namaz namaz olmaz arkadaş. Düzgün okuyacak. Ayrıca namaz ne zaman bozulur, ne zaman bozulmaz bunları bilecek. Böyle bilenleriniz imam olsun, dört dörtlük kıldırsın, namaz kabul olur. Eğer kabul olmasını istiyorsan bunları imam yap, bundan ibadet yap. Hayırlı kimseler, dinde hayırlı. Evet, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hastalanınca kimi geçirmiş? Ebu Bekir'i. Söyleyin Ebu Bekir'e. Ebu Bekir Efendimiz çok Peygamberimize aşık, hepsi aşık da o çok aşıkmış. Çok halim selim bir adammış. Ayşe annemiz, babası ya Ebu Bekir, Ayşe demiş söyle, baban namaz kıldırsın. Söylememiş. Söyle demiş ya Resulallah, babam yufka yüreklidir. Namaz kıldıramayacak kadar hasta olduğunu öğrenirse zaten üzüntüsünden namaz kıldıramaz demiş. Söylen demiş, Ebu Bekir namaz kılsın. Bağırınca söylemişler. Ümmetin en hayırlısı Ebu Bekir oradan çıkıyor. Ondan dolayı zaten Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem irtihal buyurduğunda Ömer elini tutmuş, sen halifesin demiş, biat ettim sana. Çünkü halife en iyi insan, toplumun en iyi adamı halife olur. Peygamber sen en iyi adam olmasan namaz kıldırmazdı, yerini geçirmezdi. Gerekçesi bu. Tutmuş elini, biat ettim demiş. O biatınca herkes onu seçmiş. Seçimle halife oldu Ebu Bekir Efendimiz. Efendim böyle en iyisi, en bilgilisi. Şimdi güzel okuyor adam, sesi güzel ama fıkıh bilmiyor. Namaz nerede bozulur, nerede geçerli olur bilmiyor.
fıkıh bilgisi daha önemlidir. Namaz geçerli olacak kadar Kur'an okudu mu fıkıh bilgisi önemlidir. Ama tabii hem fıkıh bilgisi bir de güzel okudu mu yürekleri böyle cızlatacak, tüyler diken diken edecek güzel tecvidinle Aliül Ala olur tabii. Aliül Ala olur. Fakat önemli olan namaz geçerli, geçerli. Bunları bilen adam alimler kıldırsın. Namaz o zaman kabul olur, siz de sevinirsiniz. Fe innehum vaftukum fima beyneküm ve beyn rabbiküm. Şimdi hoca geçti kıldırdı. Değil mi? Siz de uydum şuma dediniz. O okudu, siz sustunuz. Dut yemiş bülbül gibi. Usul böyle hocam. Evet, niye usul böyle? Biz onu temsilci seçtik. Allah'a bizim amellerimizi o attı. Burada 304 kişi var, 400 kişi var. Ben onların elçisiyim. Ya Rabbi dedi. Bir yere, bir krala, bir devlet başkanına herkes mi gidiyor? Herkesin temsilcisi bir adam gidiyor. Diyor ki temsilciniz becerikli olursa, akıllı olursa, bilgili olursa, güzel olursa arzumuz yerine getirir adam. Laf etmesin bilmiyor. Suratı bir karış. Çıkılan şuradan demez mi? Talebin kabul eder mi? Diyor ki imamlar sizin Rabbinizle aranızda elçidir. Elçinizi bilgili seçin. Hatta buradan diyorlar ki yakışıklı olsun. Yakışıklı olsun. Hatta diyorlar karısı da yakışıklı olsun. Niye? Çünkü Allah'ın emirlerini çiğnemekten en çok korkan adam müttaki, en üstün adam. İnne akrakum innal etkakum. Adamın karısı çirkinse elin karısına bakar. Takva gider. Yani gerekçesini arz ediyorum. Ama karısı güzelse kimsenin karısına bakmaz. Karısı en güzel kadın. O bile giriyor imam seçmeye. Evet, bilgili olan, güzel okuyan, yaşlı olan, tecrübeli. Hep eşitseler hanımı güzel olan. Evet. Ne diyor peygamberimiz? Elçinizi diyor, iyi seçin diyor. Namazınız kabul olsun. Allah'a arz ediyoruz. Namazımızı, o bizim elçimiz, sustuk. Temsilcimiz dedik. Sizin diyor, o elçinizdir. İyi seçin imamlarınızı. Evet. Evlen nasi bil imame. İmamla insanların en layığı, a'lemuhum bis sünne. Sünneti en iyi bilendir. Ve akrahum, en güzel en güzel okuyandır. Ve avrahum, haramlardan ve şüpheli şeylerden uzak durandır. Bunlar da eşitseler. Ve esennuhum, en yaşlı olandır. Daha aklıklıdır. Kanatları yerine indirmiştir. Nefsi artık yaşlı dolayısıyla çikinlikler emredemez ona. Tecrübelidir. Görmüştür en yaşlısı. Onda da eşitlerse sümmel ahsen hulukan, ahlakı güzel olan, sümmel ahsen veçen, hani hoca kendine uyduruyor demeyin diye okuyorum Arapçasını, yüzü güzel olan imam olsun. Bunlar da eşitseler sümmel eşrefu neseben, sülalesi ötekilerden güzel olan, asil olan geçsin. Sümmel anzafu sevben, elbisesi temiz olan, güzel olan geçsin. Evet. Hatta hanımına varınca bunlar da hepsi mükemmel. Bunda da seçemiyorsanız sümber yukravu kura çekilir diyor. İmamlık o da önemli. Rastgele olmaz. Bu kadar önemli. Evet. Evet, şimdi emme izeştema'u fessultan mukaddem. Müslümanların devlet başkanı her konuda önderdir. Sadece siyaset, dini şeyleri söylüyoruz biz. Başka şey karışmıyoruz. İslam'da bu böyledir yani. Ebu Bekir Efendimiz devlet reisidir, imamımızdır. Önce o kıldırmak onun hakkıdır.
Halen bu böyledir. Böyledir. Halife devlet reisi yok. Kadıdır, hakimdir. Aynen kitaptan okuyorum. Sonra yüksek makamda duranlardır. Onlar gelemiyorsa, yapamıyorsa onların yetki verdiği işte. Bizim imamlarımız yetki vermişler, kıldırıyorlar. Dinde olanı söylüyorum ben. Dinde böyle. Evet. İmamlık böyle önemlidir. En seçkin kimse, en becerikli, en akıllı, en güzel giyinen elçi olduğu için olacak. Namazınız böylece kabul olur diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Evet. Mersed bin Ebu Mersed radıyallahu anh nakletmiş hadis-i şerifi.